Demans hastalarında yaratıcılık. Benim hastalarım ve hasta yakınları bilirler. Demans hastalarının önüne mutlaka farklı boyalar, farklı kalemler, farklı kağıtlar koyun ve hani istedikleri kadar basit de olsa resim çizmelerini teşvik edin derim. Çalışmamız Ekim 2023 çalışması, çok ilginç bir çalışma bence. Frontotemporal demans hastaları ile ilgili bir çalışma. Yaklaşık 700 tane frontotemporal demans hastası inceleniyor. Frontotemporal demans Alzheimer hastalığından biraz daha farklı. Unutkanlıktan ziyade ya davranış bozukluklarıyla seyrediyor ya da konuşma anlama bozukluklarıyla. Hani Bruce Willis'in demans çeşidi. Şimdi frontotemporal demans hasta grubunda demans tanısıyla hemen hemen eş zamanlı ortaya çıkan bir görsel yaratıcılıkta artış tanımlanıyor. Hastaların bir kısmında tabii bu, ama normal kontrol grubuna kıyasla daha yüksek bir oranda. Ve diyorlar ki özellikle konuşma sorunlarıyla seyreden frontotemporal demans hastalarında bu daha belirgin. Çünkü konuşma bölgelerinde hasar ortaya çıktıkça görsel algı bölgelerinde bir parlama, bir aktivite görülüyor. Yani bir şekilde orada çalışamayan hücreler, nörotransmitterler görsel algı bölümünde yeni bir aktivite ortaya çıkarıyorlar ve bununla ilişkili olarak da heykeltıraşlık, işte boyama gibi, işte resim yapma gibi farklı görsel sanatlarda bir yaratıcılık artışı olduğunu söylüyorlar. Ve onun içindir ki demans hastalarında demek ki benim dediğim gibi gerçekten de önlerine kağıt kalem koyup hem oyalanmalarını sağlamak hem gerçekten ne yaratacaklarını görmek açısından ilginç ve çok kolay bir yöntem. Durum bu.